Yani bu, çünkü anlıyoruz ki Ayhan Bora Kaplan özelinde konuşunca bakıyoruz, emniyeti, orası, burası, yani eli uzanmış. Epey de yani nasıl bu kadar güçlendiği konusunda, işte VIP'lerden nasıl geçebiliyor, nasıl siyasilerle fotoğrafları olabiliyor diye konuşuyoruz bir yandan. Bayağı güçlenmiş belli ki bu insan. Buyurun. Çiğdem Hanım, o zaman Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı son 2016 itibariyle polis ve jandarma teşkilatı içerisinde suça karışmış personeli ve açığa alınan personel sayılarını da açıklasın. Biz jandarmada ve poliste ne kadar suça karışmış ve açığa alınmış ve adli tahkikat sonucunda mahkum olmuş ya da ihraç olmuş kamu güvenlik bürokrasisindeki şahısları görelim ve bunun üzerinden bir tartışma yapalım. Yani hep suçu ve suçluyu sokakta ararken kurumların içerisindeki çürümüş elmaların da ne boyutlara geldiğini bizim görmemiz gerekiyor. Bakın, 2016 tarihinden 2023 tarihine kadar polis intiharlarının olduğu, ben 48 yaşındayım, bir dönem rastlamadım. Bir başarıysa Süleyman Soylu'nun başarısı, niçin bu kadar polis intihar etmek zorunda kaldı? Niye hayatına kıydı? Yani şimdi niçin biz bir siyasetçi veya siyasetçiler olarak adli tahkikata dönüşmüş ve yargılaması yakında başlayacak olan bir dosyayla ilgili olarak görüş beyan etmek veya bir siyasetçinin arkasında durma gereği hissediyoruz? Ben onun yerine Sayın Devlet Bahçeli'den bu Ankara merkezli Ayhan Boran organize suç örgütünün illet bağı nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gitmesini Cumhuriyet Savcılarından istiyorum deseydi, hem demokrasimiz açısından hem az kırıntıları kalmış hukukun yeniden filizlenmesi açısından iyi olacağını Ya da düşünenlerdenim, şöyle ama deseydi, bakıyorsunuz. mesela Süleyman Soylu ile ilgili evet böyle iddialar gündeme getiriliyor. Biz kendisini sever sayarız yani mealen. Ama burada o zaman sonuna kadar gidilsin. Hadi var mıdır yok mudur hodri meydan da diyebilirdi. Yani biz Süleyman Bey'e güveniyoruz deyip de yine bir yol açabilirdi belki ama çok kestirip atmış, bir duvar örmüş, bir sınır getirmiş gibi. İşte o sınır sadece Süleyman Soylu'ya sahip çıkma sınırı değilmiş gibi de geliyor. Biraz da Mehmet Saral'ın az evvel bahsettiği gibi, Mehmet Bey'in bahsettiği şeyler olunca. Peki bu işin mesela Sinan Ateş suikastini aydınlatabilme yoluna doğru gitme ihtimali de sizce var gibi görünüyor mu? Böyle baktığınızda gördüğünüz bir şey var mı? Çünkü Çiğdem Hanım, buyurun. eğer Mayıs ayı itibariyle iktidar değişmiş olsaydı, biz de bunu başarabilmiş olsaydık, Sinan Ateş tahkikatıyla ilgili olarak bazı merdivenlerden bazı siyasetçiler ters kelepçeyle çıkartılıp Adalet Kurumu'na teslim edilebilirdi. Ama ben bu dönemde tekrardan sonuna kadar Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gidilebileceğini düşünenlerden değilim. Yani bu konuda karamsarım. Çünkü daha Mehmet Bey daha iyi bilir. Daha ilk duruşma yapılmadı diye biliyorum. Evet, Yani iddianame yok, biliyorum. öğrendiğimiz kadarıyla işte, yani duruş, yani Ya. iddianame yok. Savcı Cumhuriyet Savcısına tekrar verilmiş Aynen. dosya. Bu Savcıdan sırada savcıya gidiyor Ankara, yani böyle bir durum. yani savcıdan savcıya gidiliyor. Onun için bu 4 yıl, yani 4,5 yıllık süreçte Sinan Ateş cinayeti birileri tarafından uykuya yatırılacak veya üstünkörü yargılamalar yapılmak suretiyle bu şekilde devam edeceğini düşünenlerdenim. Ama gün gelecek, ben de bir Türk milliyetçisi olarak Sinan Ateş'in katillerini yakalandığı, azmettizlerinin yakalandığında Ankara Adalet Sarayı'nın önüne gidip Türkiye'de de Ankara'da da hakimler var diye alkış tutanlardan olacağım. Ama bu dönemde bu çarpık ilişkilerin olduğu siyasetçi, bürokrat ve adalet kurumundaki yıpranma ve yobazlaşmadan ve yolsuzluktan dolayı ileriye gidileceğini düşünenlerden değilim maalesef. Bir şey daha, bir 4 dakika sonra bir araya gideceğim. Ondan sonra Sinan Ateş konusunda Mehmet Saral'a da sorayım birazdan ama Tolga Şardan'ın ki son dönemde yazdıkları Ayhan Bora Kaplan konusunda özellikle yazmış oldukları da çok ses getiriyor tabii ki meslek büyüğümüzün. Onun bugünkü yazısında bu işte Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'le görüşmesi. İki ihtimal var diyerek anlatıyor ya. Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'la ilgili bir soruşturma başlatılabilir mi acaba? Yani birinci ihtimal belki bir bakacak
ne var elde ve böyle bir şey gerekebilir mi acaba? Bu ihtimal. İkincisi de hani iddiaları ciddi bulmuyorsa belki söz konusu isme bir koruma zırhı da çekebilir. Yani bir şekilde onu koruma altına da alabilir diye. Hangi ihtimal yakın geliyor acaba? Yani şimdi dosyada bildiğim kadarıyla bir gizlilik kararı var ama bizim 22 yıllık deneyimlerimiz ve ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pratiklerine baktığımızda bir her suç işleyen veya her olayda bir koruma kalkanı oluşturuluyor Türkiye'de. Eğer kendisine yakınsa bu bürokratlar veya kamudaki atamalarla kendi atamalarıyla gelmiş kişilerse bu zırha büründürülüyor. Bu tarikatta da bir Yargıtay üyesi konumundaki kişinin bu şekilde yargılanabileceğini ben adalete olan şu 20 yıllık süreçteki gözlemlerimle çok zor olarak görüyorum. Peki. Dediğim gibi birazdan özellikle şeyi de sorayım diye ama bir yerde de yine bir yazısında daha aslında daha önce de dile getirmişti. Hatırlarsınız işte 15 Temmuz gecesi Ayhan Bora Kaplan'ı kim aradı? Sadık Soylu deniliyor vesaire. Orada bir adli emanette bu ses kaydının olduğunu Evet. yazmıştı. Son yazısında da bunun adli emanette silindiğine dair bir şey yazdı sanki. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama adli emanetteki Çiğdem bir Hanım, şey kaybolur mu? bunu bir şekilde devletin namuslu arşiv görevlisi vardır. Devletin namuslu mübaşiri vardır. Devletin namuslu polisi vardır. O dinlemeleri yapan buna karşı tedbirler almıştır. Devletin kayıtlarında bunlar durur. Günü zamanı geldiği zaman tekrar çıkartılıp adli tarikata dönüştürülür. Kimse bugünden bunlar kaybedildi. Yarın bunlarla ilgili bize sorulmaz. Bununla ilgili de hukuksal bir müeyyideyle karşılaşmayız diye düşünmesin. Kim bu konuda yanlış yaptıysa günü gelir hesabını verir. Peki. Kaybolma şansı yok bunların. Peki yani ne kadar çürüme olsa bile mutlaka bir yerlerde o devlet geleneği olan bir ülkede ne kadar çürüme de olsa bir yerlerde o hafıza güçlüdür diyebiliriz yani. Hem güçlüdür hem de devletin namusunu kendi namusu göre olarak gören memurlarımız vardır. Biz o memurlarımızın olduğunu bildiğimiz için bugünlerde rahat ediyoruz. O konuda hem toplumun hem de sizlerin rahat olmasını, bir çekincenizin olmamasını düşünenlerdenim ben. Peki. Memur Teoman akla gelir hemen. Hani böyle Evet. isimler ve hani o Evet. namuslu memurlar, bürokratlar Memur Teoman başlığı altında ya da isimlendirmesiyle anabiliriz galiba. Bakın bir de kısa şu an aklıma geldi. Buyurun. Süleyman ve Soylu'dan bahsediyoruz. Yani şimdi Sabri Uzun ve herkesin bilmiş olduğu gibi Haliç'te Hanife Simonlar Avcı. kitabını yazan Hanife Avcı'nın emeklilik haklarını elinden aldı Süleyman Peki. Soylu. İki Yani siz dakikalık araya gitmem lazım efendim. Onun ardından Tamam, tamamlayalım mı bunu? olur. Burası önemli çünkü Olur. bir de mesela koruma hakları alınmış bazı isimlere koruma hakları geri verildi bu süreçte diye biliyorum. Bunu da Murat Bakan anlatmıştı. 15 Temmuz'da direnen bazı isimlerin o koruma hakları nasıl ellerinden alındı diye. İşte onlardan korumalar alınırken kimlere korumalar verildi diye çok konuşulmuştu. Efendim gündem özel devam ediyor. Kısacık bir aranın ardından Ayhan Bora Kaplan bu ismin elinin uzandığı yerler ne oldu da Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan'a yönelik bu operasyon sonrasında bu hatırlatma yapıldığında Süleyman Soylu'ya bir kez daha sahip çıktı. Onun ardındaki tek neden Süleyman Soylu'ya sahip çıkmak mı yoksa bu dosyanın gidebileceği yerlere bir sınır çizmek mi diye başladık. Gelinen noktada önemli bir şey söylemişti Sayın Börcü. Hemen ona bir döneyim. Ardından da hemen Sayın Saralı'ya da döneceğim dediğim gibi. Şimdi aslında şunu da sorayım öyle birlikte. Az evvel dediniz ya kimlere koruma verildi, kimlere Sedat Peker'e nasıl koruma verildiğini de anımsattı bize yine ilk bölümde Sayın Saral. O açıdan önemli. Şimdi bazı korumalar birilerine tahsis edilirken birilerinin korumaları ellerinden alınıyor. Ya da işte dediğimiz gibi Hanefi Avcı, Sabri Uzun gibi isimleri düşünecek olursak yani ne diyelim... Haysiyet cellatlığı da yapıldı bu insanlara ilişkin. Ellerinden rütbeleri vesaire de alındı. Sonra iade edildi Ali Yerlikaya döneminde. Bir de geçtiğimiz gün işte Murat Bakan'ın gündeme getirdiği Ali Yerlikaya'ya şimdi sordu. Çünkü Süleyman Soylu'dan cevap alamamış. Ona sordu, Ali Yerlikaya'ya sordu. Sorular var o da şu.
emniyetteki bu Polnet uygulaması, yani emniyet ağı uygulamasının içerisinde bir paralel sistem daha kurulduğu belirtiliyor, iddia ediliyor Süleyman Soylu döneminde. Yani biriyle ilgili bir işlem yazıldığı zaman, ki bunlardan birinin Ayhan Bora Kaplan ya da onun kardeşi olduğu ifade ediliyordu. Onunla ilgili de bir soru önergesi var çünkü. Hemen bir uyarı geliyor diğer sistemden ve hemen o kişiyle ilgili bir işlem yapılması engelleniyor vesaire vesaire. Firari ise mesela Kaplan'ın kardeşi gibi hemen serbest bırakılabiliyor karakoldan, böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Bununla birlikte sorayım aynı zamanda, bu işte bir garip iş değil mi? Paralel ağ işi. Çiğdem Hanım, öncelikle Sabri Uzun müdürümüz ve Hanife Avcı müdürümüz 40 yıl polis teşkilatında görev yapmış ve emekli olmuş kişilerdi. Hı. Sadece bellerinde kendilerine ait bir beylik tabancaları ve emekli emniyet müdürü kimlikleri olmak suretiyle hayatlarına devam ediyorlardı ve eleştirisel olarak toplumda görmüş oldukları ve güvenlik bürokrasisinde görmüş oldukları yanlışları televizyon kanallarına veya gazetecilere röportaj vermek suretiyle dillendirip toplumun dikkatini çekmek istiyorlardı. Ama ne hikmetse Süleyman Soylu iki kişinin de söyledikleri hoşuna gitmedi. Çünkü doğruları ve gerçekleri söylüyorlardı. Bunların emeklilik haklarını elinden aldı. Bunlar da Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmak suretiyle kazanmış oldukları davaları, aynı biraz önce söylemiş olduğum 30 tane emniyet müdürünün yıllardır vermiş olduğu hukuksal mücadeledeki gibi Süleyman Soylu tarafından uygulanmamasıyla karşı karşıya kalmışlardı. Nitekim Sayın Ali Yerlikaya yanlıştan döndü ve bu emekli olmuş emniyet müdürlerinin haklarını iade etmekle birlikte diğer emniyet müdürlerinin de haklarını iade etti. Nitekim yine aynı şekilde polisin çok önemli bir maddi emeklilikte imkanı olan Polsan'da Süleyman Soylu'nun gider ayak yapmış olduğu atamalar bildiğim kadarıyla bir dahaki hafta yapılacak genel kurulla, ki çünkü burada emniyet teşkilatından polis müdürleri de Polsan'da görev yapıyor. Polsan çünkü milyonlarca dolar hükmeden bir polis sandığı, biliyorsunuz bazı sigorta şirketlerinde olduğu. Burada da Ali Yerlikaya yeniden bir değişikliğe gideceği şeklinde biz bir durum gördük. Öbür sormuş olduğunuz konuyla ilgili Polnet ile ilgili, Polnet kapalı bir ağdır. Bu ağın ben dilerim ve umarım ki yani bir paralel bir yere bağlı olmasını FETÖ'cüler biliyorsunuz yapıyordu. Yani yapmamışlardır. Bunların geçmişe dönük ayak izleri dediğimiz, nasıl karbon izi varsa ayak izleri internet ortamında ortaya çıkar. Bunlar silinmez ve bunlar suç teşkil eder. Eğer birileri siyasetçilere bu şekilde akıl verdi ve bunları kurduysa ve buranın üzerinden bir eylem ve davranış içerisine geçtiyse bunun sonu hukuksal olarak onlar için hiç iyi olmaz ve ağır şekilde ihlallerden dolayı yargılanırlar. Ama ben öyle bir şey olduğunu düşünenlerden değilim. Öyle bir şey yapmaya cesaret edemezler. Hı. Gerek yok o kadar. Yani Polnet üzerinden bir kişinin arandığının birinin aplikasyonuna düşme biraz zor bir uygulama. Peki bakalım Süleyman Soylu'ya sorulan sorular. Olmaz dediğimiz şeyler oluyor maalesef Türkiye'de. Olmaz dedi. Orada da bir şart koymak istiyorum. Evet, evet. Dediğiniz önemli. Yani böyle bir şey de yapılmışsa ya da illegal herhangi bir şeye imza atılmışsa, anlıyorum ki o devletin hafızasında bir yerlerde bir şeyler vardır. Ve günü gelince onlar da çıkar ve onunla ilgili bir bu işin faturası olursa da o fatura ödenir vesaire vesaire. İdem Hanım, şöyle söyleyeyim size, yeni Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim'in Kalın'ın elindeki bilgili ve belgeli 2016 itibariyle biriken dosyalar operasyona dönüştürülme kararlılığı ve ciddiyeti gösterilirse Türkiye'de yer yerinden oynar. Çok önemli bir şey bu. Ya bir de ne kadar kirlendiğimizin de bir göstergesi galiba. Yani bakıyorum böyle, hani kirli sepeti diyoruz ya, kim alacak bunu, şu çamaşır makinesine ya kim bu ülkenin koyacak? Sonuçta bu ülkenin, yani bu ülkenin namuslu, biraz önce saydığımız evet, devlet neyse memurları varmış, çıkış evet. yolu bulamayınca çıkış yolu bulamayınca bazı kanallara da bazı dosyaları ben gönderdiğini, ilettiğini, elden teslim ettiğini duyan ve bilenlerdenim. Onun için
Yani Milli İstihbarat Teşkilatı da eğer işin içerisine bu anlamda girerse ki Ankara merkezli organize suç örgütü olan bu Ayhan Bora Kaplan'la ilgili olarak benim okumalarımda gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da ayrıca bilgi notu istendiği ve o bilgi notu doğrultusunda Ali Yerlikaya'nın sunumuna istinaden operasyonu geçildiğini biz görüyoruz ve anlıyoruz. Peki. Bir de böyle benzer bir şekilde bir raporum da daha öncesinde yine Tolga Şardan yazmıştı diye hatırlıyorum. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de istediği belirtilmişti. Onun sonucu ne oldu bilinmez ama hani bu işin de sonuna kadar gidilmesini istediği vesaire söylenmişti. Ama orada da bir şey oldu ve bir duvar hali var. Ama son bir bilgi o da yeniden bu dosyanın yani toplamda 3 savcı baktı galiba Sayın Saral. Yeniden o ilk işte nöbetçi savcı İlk müdahale eden savcı. olarak ilk olarak dosyayı elinde bulmuştu. Kendisine yeniden dönmüş. O savcıyı da şöyle hatırlatmak lazım galiba. Толгахан Демирбаш hani Evet, Olcay evet. Kılavuz'un evinde Evet. bulunan bu azmettirici İsrar kişi. eden savcı. O kişi bir serbest bırakıldı Толгахан Üç Демирбаш. kez. Sonra Üçüncü kere bir de. tutuklama talebi oldu savcının. Sonra da dosya bir baktık başka bir savcıya verildi. Ama tutuklandı Tabii Tolga. tabii sonra tutuklandı. Ama ben böyle haberi de sunarken şu geçti aklımdan. Yani bu kötü bir şey olarak hani zaman kaybı olarak düşünebiliriz. Ama yeniden o savcıya bu işin gelmesi böyle sanki iyi bir tarafı da olabilir diye de bana bir Ben de öyle geliyordu. düşünenlerdenim. O savcı ciddi olarak üzerine gitti. Nereden anlıyoruz? O Tolgahan Demirbaş'tan. Olcay Kılavuz o zaman milletvekiliydi. O milletvekilliği kimliğini kullanarak gelen polislere hakaretler etti. İşte Ankara Emniyet Müdürünü aradı falan. İçişleri Bakanı kankası Süleyman Soylu'yu aradı. Gelen polislere hakaret etti. Polisler ısrarcı oldu. Hani Mustafa Bey'in de söylediği gibi namuslu polisler de var. Hani henüz çoğunluk kirli polislere geçmedi. Onlar ısrar etti. Gözaltına aldılar. Bu sefer adliyede müthiş bir baskı uyguladılar. İşte dosya savcının önüne gelmeden bir serbest bıraktılar. Sonra birkaç gün sonra savcının ısrarıyla gözaltına aldılar. Olcay Kılavuz'un da gücü yetmedi. Ve tutuklu şu anda Tolga. O savcı yani gelen haberler şeydi. İyi niyetliydi. Öyle dosya yani örtbas edeyim bir an önce falan öyle bir savcı değildi. Bence gereğini yaptı. Fakat sonradan böyle adliye şeylerinde kulislerinde MHP'li ve ülkücü olduğu bilinen bir savcıya dosya verildi. Ama o da şöyle yanılttı bize. Savcı cidden olayı araştırdı. Araştırdı. Herkesin ifadesine başvurdu. İşte Olcay Kılavuz hariç. Bunun böyle bir önceki şeyi Mersin'de olaylar olmuştu. Mersin'in Köy Ocakları Başkanı'na saldırmışlardı. O işte bir kişi öldü o arada. Biraz da o Mersin olayı, bu Sinan Ateş olayını tetiklemişti. Ta gitti orada o olaylara karışanların da ifadesini aldı. Sinan Ateş'in arkadaşlarının ifadesini aldı. Olayda adı geçenlerin ifadesini aldı. Ve inşallah doğrudur, görüş değiştirdi. Yani ben partinin savcısı değilim, adaletin savcısıyım diyerek doğru olanı yaptı diye haberler geliyor ama aynı zamanda çok baskı gördüğü için şikayetçi olduğuna dair haberler de geliyor. Yani bu siyasetçiler dosyaya çok müdahale Bu ediyorlar. siyasetçiler MHP'ye yakın olan siyasetçiler mi acaba? Yani o muhtemelen günahlarını almayalım. Çünkü orada bir Olcay Kılavuz şeyi var. Sonra Olcay Kılavuz Mersin milletvekiliydi. Sonra aday Sonra gösterilmediğini hatırlıyorum. gösterilmedi. Yani o güya öyle cezalandırıldı ama yani milletvekili olmamak diye bir ceza yok. Tabii. Öyle Bir bir insan şey yok. hayatını kaybetti. Bir Yasa akademisyen öldürüldü. neyse Çiğdem Hanım, yasa ne yazıyorsa suç işlemişseniz bunun bir cezası vardır. Yasada yazar. Şu kadar cezası işte savcılar ve yargı, hakimler gereğini yapar. Ve siz adaleti işletirken karşı tarafın siyasi görüşü, bilmem kimliği, Şüphesiz. cinsiyeti, işte
hakimle tanışıklığı, işte toplumdaki gücü falan bunları asla görmeyeceksiniz. Adalet dediğiniz de odur zaten. Terazi onun için var. Tabii. O adalet heykelinde. Bunu yapmak lazım. Bunu yaptırtmak istemiyorlar arkadaşlar. Ama iktidardaki partinin adını belki biliyorsunuzdur. Adalet ve Kalkınma. Kalkınma biliyorsunuz uçtuk. Dünya Süleyman Soylu'nun deyimiyle kıskançlıktan şey yapıyor, mahvoluyor Amerika, Almanya, Türkiye uçuşa geçti. Uçacak dedi ya iki ile ve kalkındık, çok kalkındık. Müthiş şeyler oluyor ekonomide. Adalette de işte şu meşhur bir laf var ya, ayıpladığınızda ayıplanırsınız. Hani böyle hangi konuda çok iddialı konuşursanız rezil olursunuz. Onunla sınanıyoruz galiba. Şimdi şu anda adaletimiz işte böyle buralarda tartışıyor. 9 ay geçmiş Sinan Ateş'in. Aralık 30. Aralık 30 Aralık'ta işte 9. ay bitmek üzere bugün, evet. Ayın 27'si. Ortada iddianame yok. Normal şartlarda bu iddianame çoktan yazılmış. Birkaç ayda. Hemen yani çok kısa bir sürede iddianame hazırlanır. Mahkemeye gönderilir. İşte mahkemede gereğini yapar. Ama bunlar olmuyor. Bir türlü olamıyor. Dosya ilerlemiyor. İlerleyemiyor. 30 Aralık'ta neredeyse işte bir sene olacak. Olayın çözemedik. Ağızları da bıçak açmıyor. Yani evet. Anladığım bu. Konuşulmadığı gibi konuşmayın telkini de galiba bulunuyor. Yani, neye çomak soktu ya da neydi orada bu kadar çok ardından başsağlığı diletmeyecek kadar ya da ardından işte kendisinin de kendisini savunamayacak bir durumda şu anda. Hayatta değil ama işte açıklarım ha zamanı gelince gibi böyle Devlet Bey'den açıklamalar da vardı biliyorsunuz. Bir iki böyle üstü örtülü. Yok. Şimdi nedir ki bu kadar çok ya bence bir taraf için bir nefret kusurları var. Kusurları yani. Var. Ummadıkları yani olayın bu hale geleceklerini kestiremediler. Olayı böyle tasarlamamışlardı. Ölüm sonucu olmayacak ölüm, diye mi düşünüyorsun? Ölüm gibi düşünmemişlerdi. Ağırda kusurları var. Bir yerlerde ilintileri var. Yani yoksa 21 tane tutuklu var neredeyse. Tamamı ülkücü. Bir kısmı MHP yöneticisi. İşte bir kısmı işte İstanbul'da ocak başkanı, ülke ocağı başkanlığı yapmış avukat var. Ankara'da ülke ocağı genel başkan yardımcılığı yapmış şahıslar var. Dolayısıyla böyle MHP ile ve ülke ocaklarıyla çok iç içe bir dosya. O kestiremediler. Neticesi şey oldu yani acı bir şey oldu. Böyle hani ne derler? Baş sağlığı dilemediler. Evet. Dileyemediler. Onun için şimdi ne yaparlar? Ya Sinan Ateş'e şey yapacaklar. İftira atacaklar. Yalan söyleyecekler. Şimdi onu da yapamıyorlar. Karşı dursalar bir hal, durmasalar bir hal. Halbuki şöyle çıkıp adam gibi baş sağlığı dileyeceklerdi. Özür dileyeceklerdi. Bir sürü yanlış şey yapıldı. Onu söyleyeceklerdi ama benim midem bulandıran orada bu uyuşturucu torbacılar ne işi var? Hmm. Torbacılar oraya nasıl geldi? Niye karıştı? İki tane kirli polis var. Ona kim izin verdi? Kim ayarladı? O polislerin durumu ne oldu? O polisler İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Katili getiriyorlar. Geri götürüyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Niçin? Onları kim organize etti? Yani bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz. Sonra o uyuşturucu aranan insanlar niye orada var? Yani ne demek ya? Ya bir uyuşturucu ya çocuğa genel başkanı öldürtmek ne demek ya? Ya biz yani ben 12 Eylül öncesinin o silahlı mücadelesinden gelen birisi. Ülkücü taraftaydım. Ya birbirimize kötü şeyler yaptık. Yani birbirimizi öldürdük, pusu kurduk. Ama hiç böyle hani ülke ocağı genel başkanını öldürmeyi kimse düşünmedi ya. PKK da düşünmedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Gidip torbacıya bir torbacı alçak şerefsize şey yapacaksınız. Çok ülke ocağı genel başkanlığı ya bu çocuğun hiç mi hatırı yok ya sizle yedi içti kahve içti beraber çalıştı. Babası ülkücü bir gazi. Babası 12 Eylül öncesinde ya öyle acı şeyler var ki orada mesela. Babasının ve
bir ülkücü arkadaşına ateş edilmiş. Yanındaki ülkücü arkadaşı ölmüş. Musa Ateş, Sinan'ın babasının. Ülkücü şehit bize göre. Babası bütün ömrü boyunca bu yaşına kadar her iki bayramda, yani hem Kurban Bayramı'nda hem Ramazan Bayramı'nda sabah ilk işi namaz kılmış. Sonra o yanında şehit olan ülküdaşının mezarına gitmiş ve MHP Bursa İl Başkanı, o şehit, ülkücü şehidin kardeşi, MHP İl Başkanı Sinan Ateş öldürüldüğünde başsağlığı dilemiyor. Ya çok acı bir şey. Bunu bir süre kamuoyu anlamlandırmakta zorlandı çok, zaten. Çok acı bir şey. İki grup toplantısında Devlet Bey konuştuğu konuyu ele aldığı, biraz da gözdağı vererek ama yine başsağlığı dilemedi. Artık zaten herhalde aile falan da bunu beklemiyor. Ama Ayşe Ateş'in de zaman zaman biraz tehlikeli bir durumda olabileceği çok konuşuluyor. Yani Ayşe bilmiyorum, Ateş hani ne diyeyim, çok acılı bir kardeşimiz ama Ayşe Ateş baştan devletten çok umutluydu. Hmm. Çünkü kendisine hani devlet adına epey bir gelenler de samimi olduğuna inanıyorum ben gelenlerin. Sonra ne onlar dediler ki hiç merak etme kardeşim, biz bu hadiseyi aydınlatacağız ama 9 ay geçti. 9 ay geçti. 9 kocaman ay geçti, biz daha olayı öğrenemedik. Ama Sinan Ateş'i dosyasına asla şey yapamazlar yani. Herhalde rafa kalkmaz asla, bu saatten asla sonra. Asla hiç öyle şey olmaz. Olmayacak yani, o Sinan Ateş'in ateşi onları yakacak. Peki yani nereden siyasi ideolojinin hangi noktasında olduğu olmadığı bir kenara, bu memlekette bir akademisyen evet, öldürüldü. Ya iki tane başkentte kız çocuğu, bir akademisyen öldürüldü. İki tane kız çocuğu tabii, var tabii. Onlar ağlıyor yani. Efendim öyle... Şimdi Sayın Bahçeli'nin sahip çıktığı soylu ailesi gibi zengin falan da değiller. Gariban bir aile ya. Bursalı, garip. Kendi akademisyenlikle geçinen. Evet. Böyle mesela kendisinden evvel ülke ocağı başkanlığı yapmış Olcay Kılavuz'un bir sürü evi olduğu söylenir. Daireleri oldu. Hani doğru mu onu da bilmiyorum ama Sinan Ateş garip bir Bursa çocuğu ya. Garip bir ülkücü ya. Yusuf İmamoğlu vardı. İlk ülkücü şehidimiz de Bursalıydı. O da bir Bulgar göçmeni bir ailenin çocuğuydu. O işte demin belki biraz bahsettim. Evet. 35 kuruş var cebinde. Ekmek 25 kuruş. Ve 24 saattir aç bir üniversite öğrencisi ya. İlk ülkücü şehidimiz ya. Bursalı o da ya. Ya ne bileyim, çok can acıtıcı bir şey. Yani. Çok can. Bu dosyanın gerçekten açığa çıkması, yani sonuca ulaşması ya da gidebileceği her neyse oraya gitmesi, yani memleketin gerçekten güvenliği, herkesin can güvenliği açısından da önemli ve elzem bir şey zaten. Son sözü de Mustafa Bey'e vereyim. O da şöyle, kendisinin çünkü bir siyasi tarafı da var, titri de var. 4 dakika var, yönetmenim de uyardı. Hemen şöyle sorayım. Bakıyoruz bir operasyon. O operasyonun Erdoğan'dan habersiz yapılmasının imkansızlığını herkes herhalde ifade ediyor. Siz de dile getirdiniz. Bir tarafta ama o ortaklığın, Cumhur İttifakı ortaklığının bir tarafı da Süleyman Soylu'yu koruyor. Aman ha, şuraya kadar geldiniz, tamam daha gitmeyin diyor. Erdoğan sessiz ama hani yerli kayaya sahip çıkması bekleniyor genel anlamda. Bu işte bir gariplik de var şu açıdan. Sanki siyasi olarak iki ortak birbiriyle bir mücadele halinde gibi mi diye sorayım son olarak efendim, buyursun. Ben mücadele halinde olduklarını düşünmüyorum. Çünkü devleti Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Milliyetçi Hareket Partisi sadece Cumhur İttifakı içerisinde destek veriyor ve biz hiçbir şey istemiyoruz diyor. Mühim olan devleti yönetmektir. Yani adalet politikalarını belirlemektir. Güvenlik ama şöyle, politikalarını yani belirlemektir. Bu eğitim Ayhan politikalarını Bora, belirlemektir. Çok özür dilerim. Ayhan Bora Kaplan olayında hani daha fazla ilerlemeyin gibi bir mesajı var ya Devlet Bey'in satır aralarında bizim okumaya çalıştığımız. Orada Şeydem hani Hanım, partiye dokunacak bir şey varsa, şimdi Erdoğan Devlet Bey'siz olmuyor yani böyle bir sistem içerisinde. Belki bu bağlılığı da yok edebilecek bir noktada, o konudaki o özgül ağırlığı da ele geçirebileceği bir hat belki de burası Erdoğan açısından. O yüzden sonuna kadar gitmesi belki önemli. Bilemedim yani, böyle bir mesaj olabilir mi diye biraz aslında sormak istedim. Dirayetli bir Cumhuriyet Başsavcısı, iki tane polis memuru, bir komiser,
iki tane ağır ceza reisi kararlı olur ve devlette almış oldukları yetki ve sorumluluklarını hatırlarlarsa, buna ne bir siyasetin ne de bir siyasetçinin gücü de yetmez. Twitter'da atmış olduğu mesajlarda bu tarikatı durdurmaya yetmez. Yeter ki Cumhuriyet Savcılığı sonuna kadar gitme cesaretini ve kararlılığını göstersin. Biz ne operasyonlar zamanında 90'lı yıllarda yapıldı. O operasyonlarda hatırlarsınız, Nuh Mete Yüksel gibi bir DGM savcısı vardı. Veya Ankara İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı vardı. Dokunulmaz denilen kişilere dokunuldu. Girilmez denilen yerlere girildi. Gidilmez yerlere gidildi. Onun için yani siyasetçiler bu konularda toplumu belki Süleyman Soylu üzerinden Devlet Bahçeli özelinde koruma kalkanına alması, hukuk önünde koruma altına alacağı ve aldığı anlamına gelmez. Sonuçta bir Türk Ceza Kanunu var. Bu ceza kanunu kapsamında savcılık tarikatı ilerletme cesareti ve kudretini gösterirse ucu nereye kadar gidiyorsa gider, ama bizim 22 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi pratiklerine biraz önce söylemiş olduğum gibi baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nereye kadar gidilmesine izin verirse, müsaade ederse bu tarikat gider. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemiyle olacağını düşünmüyorum ben. Hukuk devleti olmak meğer ne kadar güzel, ne kadar yani tek, muazzam evet, bir şeymiş. Tek adam rejimi biz bunları yaşayarak, deneyimleyerek göreceğiz. Bu acıları çekeceğiz. Türkiye parlamenter sisteme geçebilseydi, kuvvetler ayrılığı tekrar baştan sağlanabilip yasama, yargı ve yürütme erkleri bağımsız bir şekilde görev alabilseydi, hiçbir cumhurbaşkanının benim bakanım, benim valim, benim emniyet müdürüm, benim belediye başkanım demediği günleri yaşayabilseydik, yavaş yavaş toplum ve Türk hukuk sistemi, Türk devlet yönetme sistemi tekrar yerine gelebilseydi bunları yaşamayacaktık. Ama halkımız Mayıs ayında bir tercih yaptı. Bu tercihler doğrultusunda biz bu acı reçeteyle yaşayacağız. Yaşananları ibretle izleyeceğiz, göreceğiz maalesef. Peki efendim, bu şey gibi oldu. Her seçiş bir vazgeçiş midir? Ama ümit ediyoruz ki bir yerden bir rayına oturur her şey. Devlet, o ki bir devlet. Biz bardağın hep doğru, biz hep bardağın doğru tarafından bakacağız. Toplumu da bilinçlendireceğiz ve kalabalıklar yanlış yönlere giderken ellerimizi açıp durun kalabalıklar, durun demeye devam edeceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Teknik bir böyle, yani evet, merkür mü geriliyor ne oluyor bilmiyorum, teknik bir sıkıntı yaşadık başta ama olsun, sonrasında nazar diyelim, nazar. Evet, öyle nazar. Oldu. Çok teşekkürler, ama bu pilav daha çok su kaldıracak belli ki, daha da çok konuşacağız, size de çok danışacağız efendim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de halkımızın ve tüm inananların Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Rabbim hepimizi nice nice Mevlid Kandillerine ulaştırsın. Amin. İnşallah. Amin. Mehmet Bey'e de selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür. Sayın Bölücü, sağolunuz. Sayın Saral, çok teşekkür ederiz efendim katkılarınız için. Ne zaman söylesek gerçekten o katkıda bulunmaktan da hiç geride durmadınız şu ana kadar da. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağolunuz ederim. Efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Kolay. Ümit ediyoruz, iyi haberler veririz bütün bu yaşananlarla ilgili, memleket hayrına diyelim, daha net belki de olur. Efendim çok teşekkürler bizimle olduğunuz için, bizi izlediğiniz için. Ekip arkadaşlarımın eline emeğine sağlık diyorum bir kez daha. Tekrar görüşmek üzere ümit ediyoruz. İyi gelişmeleri de konuşmak üzere. Hoşçakalın.